Selamlar. Bugün gerund infinitive ile ilgili soru çözümü yapacağız. Bildiğiniz gibi İngilizce'de fiillerin cümle içerisinde isim gibi kullanılması gerund ve infinitive yapılarıyla mümkün oluyor. Gerund, fiil köküne ing ekleyerek yapılıyor. Infinitive ise fiilin önüne to bilerek yapılan bir yapıdır. Tabii bunlar present halleri. Şimdi cümlede acaba pasif halleri mi gerekiyor yoksa perfect infinitive, perfect gerund mu gerekiyor? Bunu anlamak için de bol bol soru çözümü yapmak lazım. Ezberciden kaçınarak, soru çözümü yaparak mantığını anlamak önemli. Burada soruları çözerken aynı zamanda konu özetine de değinmiş olacağız. Bu şekilde konu daha iyi yerleşeceğini düşünüyorum. Şimdi konularımıza başlayalım o zaman. Let's go. That's strange. I saw him, his bike along the river this morning and he didn't mention anything about his job. Şimdi burada saw var. Bir algı fiili, mesela görmek, izlemek, duymak gibi, hissetmek gibi algı fiillerinde arkada gelen gerund ya da infinitive ifadesi farklı bir anlam ifade ediyor. Şimdi saw'dan sonra ing geldiği zaman olayın bir kısmını mesela görmüş oluyorsun. Eğer bear hali, yani bear infinitive gelirse hiçbir şey eklenmeden fiil yazılırsa o zaman olayı baştan sona görmüş oluyorsun. Bu da ne diyor? Çok bu tuhaf. I saw him, his bike along the river. Nehir boyunca bisikletini sürerken gördüm onu. Hani bir kısmını görmüş oldu. Baştan sona oturup nehre gidişini ve sonunu görmediği için ing geleceği kesin. And he didn't mention anything about, evet, işini değiştirmekle ilgili bir şey söylemedi. Bu bir preposition olduğu için preposition'ın arkasından direkt ing ifadesi gelir. Bakın bunları hemen edebiliriz şu üçünü. E'deki having changed, konmak için geçmişe daha vurgu yapması gerekiyor. Ve başında uygun olması lazım tabii ki. I saw him riding gelecek. Bir kısmını gördüğü için nehir boyunca sürerken gördüm. Cevabımız A olacak. Devam edelim 2'ye. There is no point in your own home too early. We will not accept it. Evet, there is no point in. Evet, bir faydası yok demek bu yapı. No point in. Your. Şimdi in olduğu için zaten preposition'dan sonra direkt ing yapısı gelmedi. O zaman evet, tek ing'li olan, şu an ing'li olanları elersek mesela. Tamam, having insist de var. Having to insist var. Yani have to, having to. Tam bu uygun olmayan bir yapı. Having insist demek için daha önceye vurgu yapılması lazım cümleyle beraber. Arkası da önemli tabii bunun. Ondan sonra da bakın insist, onun devam yine bir preposition olduğu için yine ing gerekiyor buraya. O zaman direkt cevabımız ortaya çıkıyor. There is no point in your insisting on going home too early. Eve çok erken gitmeyle ilgili ısrar etmenin bir faydası yok. We will not accept it. Bunu kabul etmeyeceğiz. Evet. Devam. 3'e bakalım. On the strange noise, everybody rushed to the windows to see what was going on. Evet. On cümle başına geldiği zaman şöyle olmasının üzerine, böyle olduktan sonra gibi bir anlam katıyor. Tuhaf gürültüyü duyduktan sonra, duymanın üzerine herkes camlara koştu ve neler olduğuna baktı tarzında. Yani neler olduğuna bakmak için camlara koştu. O zaman ing gelmeli yani yine bir preposition olduğu için. Şimdi B, C ve D'yi elersek eğer being heard ve hearing. Buna ne fark var? Bu pasif, edilgen yapı, edilgen gerund. Bu da aktif bir yapı. Burada on hearing the strange noise. Burada duyan kişiler herkes olduğu için aktif bir şey. O yüzden cevabımız E. Devam edelim. I can't exactly remember his, but I heard him the door early in the morning. Evet. Tam olarak hatırlayamıyorum. His, onun dışarı çıkmasını tam olarak hatırlayamıyorum. But I heard him. Yine bakın bir algı fiili var. Kapıyı çarpmasını duydum. Çarpışını duydum diyor. I can't exactly remember his going out. Evet. Tam olarak çıkışını hatırlamıyorum. But I heard him shut the door early in the morning. Evet. Sabah erkenden kapıyı çarpmasını duydum.
Evet, cevabımız A. The governor is sad. Land equal to one fourth the area of the whole country by the time he left the office. Evet. Böyle is said, is told, düşünülüyor. Burada söyleniyor. Yani onunla ilgili söyleniyor ki arkadan to gelmeli yapı olarak. Sadece B'yi eleyebiliriz. Land equal to one fourth the area of the whole country. Tüm ülkenin dörtte birlik bir alanı, eşit bir alanı işte edindiğini vesaire söyleniyor diyor. By the time he left the office. Ofisten ayrıldığı zaman bu söyleniyordu. Evet. Is that to... Şimdi pasiflik var mı burada? Kendisi bunu edindiği için aktif bir yapı aslında. Pasifleri eleyebiliriz böyle. To acquire ya da to have acquired olacak. Şimdi bununla ilgili şu an söyleniyor ama bu yaptığı eylem şimdi mi? Daha önce değil mi? Ayrıldığında böyle o yaptığı, yapmış olduğu söyleniyor. O yüzden bir öncelik vurgusu olduğu için cevabımız C. Altıya bakalım. I remember my term paper at midnight but I can't find it now. Şimdi remember. Bazı fiillerin arkasından da gerund ya da infinitive geldiği zaman anlam farklılığı oluyor. Remember bunlardan birisi. Forget var, regret var, try, mean. Birçok şeyler var aslında ayrıntı olarak. Önemli bunlar da. Şimdi remember'dan sonra ing geldiği zaman bunu yapmış olduğunu hatırlıyorsun. Bir önceden yapmış olması lazım. Eğer diğerini yaparsak da yapması gerektiğini, remember to go, to finish mesela, yapması gerektiğini hatırlıyorsun. Şimdi burada ne diyor? Bakın gece yarısı işte dönem ödevimi yani. Bitirdiğimi hatırlıyorum. Ama şu an bulamıyorum. Bunun geçmişte ya bir öncelik vurgusu oluyor aslında. Yapmış olduğunu hatırladığı için de cevabımız ing olacak. Zaten burada şıklardan sadece C ihtimal olarak ve B olabilirdi. B'nin olmama sebebi de yapması gerektiği gibi bir anlam oluyor. Bu yapmamış yani, olması lazım bunu seçmemiz için. Ama yapmamış. Bakın yaptım gece yarısı ve bulamadım diyor. Bu da yine cümleden anlayacağımız bir şey yani. Devam edelim. 7'ye bakalım. Turkey was one of the first countries. Woman the right. Evet. One of the first. Böyle first, second, sıra sayıları olduğu zaman genelde to ile devam etmesi lazım. Yayıncılar eleniyor direkt. Bakın direkt ortaya çıkıyor aslında cevap. Türkiye ilk ülke. Ne yapan? To give women, kadınlara the right to be elected. Kadınlara seçilme hakkı veren. Bakın the right to elect desek kadınlar kendini seçmesi lazım. To be elected pasif bir yapı. Kadınlara seçilme hakkı veren ilk ülkedir diyor. Sırasıyla dikkat edelim yani bu konuda. Sekize bakalım. I can't let you unless you agree. Evet, şimdi let. Let'ten sonra somebody geldiği zaman birisi, arkadan gelen fiilimiz bear olmalı. Hiçbir şey eklemeyeceğiz yani. ING gelmez, to gelmez. Bunları eleyelim. C olabilir. Yine bunları eliyoruz. Bakın direkt bu bilgiyle yapabiliriz aslında. Let somebody verb 1. Go out unless you agree to finish your homework in time. Ödevini vaktinde yapmaya kabul etmedikçe senin dışarıya çıkmana izin vermem diyor yani, göndermem. Cevabımız C. Devam edelim 9'la. A talented actress like Tracy shouldn't be wasting her talent in a soap opera. Evet. Burada waste yapımız var. Spent de aynı bunun gibi. Waste something neyle kullanılıyor? ING ile. Wasting her talent acting in an soap opera. Evet, burada ING geldi yapısını bilmemiz lazım. O zaman zaman harcamak. Mesela spend time going out gibi. Waste time washing dishes gibi mesela. ING almalı. Devam edelim. After her father's sudden death, the poor girl didn't know who and... Evet. Babasının ani ölümünden sonra zavallı kız bilmiyordu neyi? Who, what to do, how to finish, who to go.
Ya bu tarz close zaten sonra to gelmesi gerekiyor her zaman yapı olarak. O zaman they eleriz. Mesela they eleriz. Şimdi zaten bilmiyordu diye geçmişlik var ya, daha da öncesinde vurgu yapmadığı için have gone yapısını da elerim. To be going. Bu yine continuous'luk verdiği için uygun değil. Who to go? Kime gideceğini and ask for help. Evet, for da önemli tabii. Aslında arkasına gelmesi açısından. Evet, kime gidip yardım isteyeceğini bilmiyordu. Cevabımız da. Evet, sorularımız bu şekilde. Bu konuyla ilgili bol bol soru çözümü yapıp aklınıza takılanları her zaman yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi günler.